Kameralarda dört tane lens var. Lens olmasının sebebi ışık toplayabilmek için, daha fazla ışık toplayabilmek için. Eğer ilik değerlikli kameranın topladığı ışık bize yeterli olmuş olsaydı lenslerle falan hiç uğraşmayacaktık bile. Lenslerin yapmaya çalıştığı en önemli şey, başka özellikleri de var tabii ama yapmaya çalıştığı en önemli şey bu. Işığı öyle bir kırıyor ki aynı noktadan çıkan ışınlar bunun üzerinde aynı yerde toplanıyorlar. Yalnız burada ufak bir problem var, şöyle bir problem var. Lensle beraber gelen problemi söyleyeyim ben. İğne değerlikli kameraya göre bunun çok çok önemli bir dezavantajı var. Çok güzel ışık topluyor, güzel. Ama iğne değerlikli kamerada. İğne değerlikli kamerada nerede o? Tamam. Şu iğne deliğini ileri ya da geri götürürsem ne olur? Görüntü büyük. Şöyle yaparsam. Görüntü küçülür değil mi böyle yaparsam? Bu tarafa doğru getirirsem görüntü başka bir efekt olur mu? Başka bir etkisi olur mu? Yok. Görüntüyü büyütür, küçültür. Sonuçta her bir noktadan çıkan sadece bir tane ışın geçiyor değil mi? Yani şu filmi ileri doğru götürsem getirsem yine aynı şey. Peki lensli sistemde filmi ileri doğru götürüp getirsem ne olur? Yok yine büyük küçülme oluyor ama başka bir şey daha oluyor. Şu filmi şuraya koyduğunuzu düşünün. Buraya koyduğunuzu düşünün. Ne olur? Ne olur şimdi? Burada şurada buluşmak üzere çıkan ışınlar bu sefer şuraya disk haline gidecek değil mi? Dolayısıyla lensli sistemlerde fokus diye bir problem var. Odaklanma diye bir problem var. İğne delikli kameralarda odaklanma diye bir problem yok. Yani şu filmi ne kadar ileri doğru geri götürürsen her zaman net. Tamam mı? Ama şeylerde lensli sistemlerde, lensli kameralarda objelerin odaklanma problemi var. Şöyle bir şey diyeyim mesela şu filmin üzerinde bu ağaç, mesela adam burada çizmeye çalışmış ama ben önünden de birazcık atladım hızlı bir şekilde. Birazcık görmeyesiniz diye. Ağacın gördüğünüz gibi tepesi burada net çıkarken ağacın şu ucu gelmiş, gördünüz mü? Şöyle bir alanda toplanmış. Şöyle bir alanda toplanmış. Yani ağacın dalının ucu net değilken ağacın tepesi net. Arkada koskocaman bir tane şey olsaydı bu tamamen bulanık çıkacaktı. Tamam mı? Arkadaki öndeki cisimler tamamen bulanık çıkıyor. Sadece belli alandaki yerler net çıkıyor. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu lens sistemlerinin en önemli problemlerinden ya da problem değil mi? Bazen insanlar bunu avantaj olarak da görebiliyorlar. Özelliklerinden bir tanesi odaklanma problemi var bunlarda. Odaklanma sistemi var bunlarda. Hani bazen şeyleri görürsünüz. İnsan portresi çekerken falan gözlerine bakarsanız, gözlerin net olmasını isterseniz adamın burnu da net değildir, kulağı da net değildir. Sadece göz yetiyor. Gördünüz mü o resimlerde? Onu çok yaparlar. Yani burnunu, kulağını görmeye ihtiyacım yok. Ben gözlerine bakacağım falan diye. Öyle yapmaya çalışırlar. O öyle bir şey. O gibi sistemde çok geniş lens kutu. Lens ne kadar büyükse bu etki de o kadar büyük oluyor. Lensin minicik olduğunu düşünün. Lens sanki sadece şu siyah noktaymış gibi düşünün. Ne oluyor o zaman? Azıcık. Ne oluyor? Azıcık geliyor. Neye dönüşüyor bu sistem? Pinhole kameraya dönüşüyor. Pinhole kamera. Yani lens ne kadar küçükse odaklanma problemi o kadar az. Lens ne kadar büyükse odaklanma problemi o kadar çok. O nedenle şurada çektiğiniz şeyler, resimler falan filan arka tarafı çok böyle flu ulaştıramazsınız. Niye? Çünkü lensi çok küçük bunun zaten. Arka taraf ön plan ayrımı, arka plan ayrımı çok fazla yaptıramazsınız. Büyük lensli kameralarda o daha çok yapılabilir. Arka taraf bulanık, ön tarafta bulanık. Sadece belli bir yer böyle net çıkmış. Onun sebebi lens kullanması, lensin bu sıkı bir şekilde kullanılması. Lensin numarası bu fazla ışık toplama. Fazla ışık topladığınız zaman odaklanma problemi var. Ona dikkat etmeniz lazım. Tamam mı? Güzel. Derece specific distance at which the objects are in focus. Tamam mı? Sadece belli bir yerde objeler şey içerisinde kalıyor, fokus içerisinde. Belki filmi şu noktayla bu nokta arasında tutarsanız objelerimi aşağı yukarı fokus içerisinde diyebilirsiniz değil mi? O noktada nokta. Ama daha ileri götürürseniz birdenbire buraya getirirseniz ama bulanıklaşmaya başlıyor. Lensiniz küçükse ama
Filmi daha fazla oynatabilirsiniz. Çünkü şu şuradan gelen, hani şu kırmızıyı düşünün. Mavi yapayım ben. Buradan gelen. Şöyle. Yani bu filmi ne kadar bulunduğu pozisyonu, optimal pozisyonu uzağa götürürseniz şu şey o kadar büyüyecek. Circle of Confusion. Şu disk o kadar büyüyecek. Ama lens ne kadar küçükse daha fazla uzağa doğru götürebiliyorsun. O kadar büyüyor. Yeteri kadar büyüyor. O zaman da ama ışık toplama şeyiniz azalıyor. Özelliğiniz azaltıyor. Tamam. Burada şeyimiz var işte. Ne diyeyim? Lensin ne işe yaradı? Bu arada her zaman için lensiniz kocaman olabilir ama lensin önüne aperture denen bir tane şey koyuyorsunuz. Ayar koyuyorsunuz. Sadece bunun arasındaki ışıklar geçiyor burada. Buradan ışık geliyor. Sadece bunun arasındaki ışıklar geçiyor. Onu da ne için kullanıyorsun? Her zaman lensin geçirebileceği tüm ışık miktarı size gerekmiyor. Daha azı bazen yetebiliyor ışık, ortak etraftaki ışık fazlaysa. O zaman bu aperture'ı kısıyorsun, iyice küçültüyorsun. Fotoğrafçılarda onu gördünüz mü çoğu ayarları? Hani şöyle kısarsın şeyin aperture'ını. Bir yer vardır. Neye benzer o? Hani ön tarafa baktığınız zaman şöyle bir tane resim şey vardır, şekil vardır lensin içerisinde. Lens bu karşıdan baktığınız zaman ışık sadece şuradan geçer. Siz şu küçüklüğü iyice küçültebilirsiniz şu şekilde. Ya da daha da büyütebilirsiniz bu şekilde. Tamam. Lensin ne kadar ışık geçirdiğine başla. Buna aperture deniyor, aralık deniyor. Keşke yukarıda benim bir tane lensim vardı ya. Getirseydim çıksam, getirsem çıkıp geldiğime değmez ama ya. Gelecekler sonlarla beraber geleceğim. Bunun üzerine geçeriz. Daha iyi anlatırız. Tamam. Bu aperture önemli. D demiş burada. D miktarı. Ona kadar ışığın geçtiğini gösteriyor bize. Lensin içerisinde. Lensten ışık çok geçiyor ama adam burada blokluyor onu geçtikten sonra. Bir de bu şeyin ince kenarlı merceğin F'i var. Odak uzaklığı var. O da önemli. Lens ne kadar tombulsa o kadar çok kırıyor. Lens ne kadar inceyse cama benziyor. O kadar az kırıyor. Tamam mı? Bunun dolayısıyla her birinin odak uzaklığı var. Odak uzaklığı da görüntünün ne kadar büyük küçük olacağı hakkında bize bayağı bir tane şey söylüyor. Tamam mı? Şunu hatırlıyor musunuz? Kim anlattı bunu size? Lisede mi anlattılar? Ortaokulda anlatmadılar mı? Ortaokulda anlatmıyorlar mı bunu ya? Yediğiniz sınıfta falan. Bazen anlatıyorlar. Ben anlattılar diye hatırlıyorum ama herkes değişik şeylerden geliyor şu an buralarda. Ne diyor bu? Objenin uzaklığı, bir böl objenin uzaklığı, artı 1 bölü görüntünün uzaklığı eşittir 1 bölü odak uzaklığı. Değil mi? Formül bu. Bu 300-500 yıl önce bulunmuş. Nereden geldiği belli değil. Bulmuşlar, koymuşlar. Diyor ki senin eğer objen buradaysa, lensin de ev uzaklıktaysa, lensin de odak uzaklığı da evse, o zaman senin görüntün DI uzaklıkta oluşacak diyor. Buraya koyman lazım diyor. Tamam mı? Yani dolayısıyla eğer elinde bir objenin net görüntüsü varsa, eğer odak uzaklığını da biliyorsan, objenin uzaklığını senden uzaklığını bulabilirsin demek değil mi bu? Yani şunu biliyorsan eğer, bunu biliyorsan, ondan sonra görüntünün net olarak görüntü üzerinde oluştuğunu da biliyorsun, sen şu uzaklığı biliyorsun, senin kameran çünkü bu. F'i de biliyorsun, o zaman şeyin senden ne kadar uzakta olduğunu anlayabilirsin. Objenin senden ne kadar uzakta olduğunu anlayabilirsin. Normalde iki boyutlu bir görüntüden görüntüyü oluşturan noktanın senden ne kadar uzak olduğunu anlayamazsın. Tamam mı? Niye? Çünkü o herhangi bir noktadan gelmiş olabilir. Hani şeyi hatırlayın, şunu hatırlayalım. Tamam mı? Şu noktayı oluşturan görüntü, tamam mı? Şu doğrunun üzerinde herhangi bir yerden gelmiş olabilir. Obje burada da olabilir. Burada da olabilir. Bilemem çünkü 3 boyutlu niye 2 boyutlu diye düşündük ya. 2 boyutlu resimlerden 3 boyutlu çıkarım yapmak çok zor bir şey. Ama eğer ben burada F'i biliyorsam, tamam mı? Ve görüntünün oluştuğu dediği uzaklığı da biliyorsam, onu da biliyorsam, netse görüntüde netse, o zaman şunun benden ne kadar uzakta olduğunu böyle bir netlikten bunu çıkarabilirim yani. Eğer objelerim netse. Objenin net olduğunu ölçmek de ayrı bir dünyadır. Onun hakkında daha sonradan yine konuşacağız. Tamam, soru var mı şu ana kadar? Kameranın ne olduğunu anladınız. Lensli sistemin kamera üzerinde ne olduğunu anladınız. Ondan
şunların hakkında birazcık daha konuşalım. Şunun hakkında birazcık bir şeyler söyleyeyim bana. Aa şunu yapmış falan filan. Nereden anladın? Çünkü bir yer çok net, arkası. Evet. Arkası oldukça bulanık, flu, değil mi? Niye öyle yapmış adam? Böyle yaptığı zaman arka taraftan gelen ışınlar daha büyük liste oluşur. Çünkü lensim oldukça büyük, aperçürüm büyük. Böyle yaptığın zaman ama diyor ki bu adam bu mesafesi arasından gelen ışınları ben buraya net olarak yansıtabilirim. Ama burada bu mesafe arasında gelenleri daha net yansıtıyor. Anladık mı? Niye? Çünkü şuradaki koninin açısı büyük, buradaki koninin açısı küçük. O nedenle idare ediliyor. Gördünüz mü? Bakın şuradaki büyüklükle buradaki büyüklük aynı. Ama şuradaki büyüklüğe bakın. Koskocaman. Tamam. Dolayısıyla olmayacak. Bu adam ne yapmış? Çiçeğin üzerine odaklandığı zaman arka taraf olduğu gibi bulanıklaşıyor. Burada çiçeğin üzerine odaklandığı zaman arka taraf hala şu şeyin içerisine giriyor. Şu alanın içerisine giriyor. Depth of field diyorlar ona. O zaman orası net çıkıyor. Şu, belki duymuşsunuzdur bunu fotoğraf makineleri üzerinde falan filan görürsünüz. Şu F1.32 demek şey demek. Lensin alabileceği ışığın 32'de 1'ini alıyor demek. Oldukça az bir ihtilaf alıyor. Bu da lensin alabileceği ışığın 1/5.6'sını alıyor demek. Eğer orası 1 olsaydı F/1, lensin alabileceği ışığın hepsini alıyor demekti. Lensin alabileceği ışığın hepsini alabilecek lens sayısı oldukça az. Çok pahalı lensler bunlar. Genelde işte yarısını falan alırlar en iyileri. Şu fotoğraf makinelerinde lensin alabileceğinin 4'te 1'i, 5'te 1'i falan filan kullanılıyor. Buna depth of field deniyor. İşte şurası depth of field. Buna depth of field oldukça geniş. Buna depth of field oldukça dar. O zaman depth of field olduğu gibi geniş tutalım. Her şeyi çekmiş olalım. Ne gibi zarar var? Olabilecek en geniş depth of field üretebilen kamera hangisi? Şu oku. Şunu. Olabildiği kadar en geniş tutabilen kamera hangisi? Pinhole kamera değil mi? Pinhole kamera problemi de biliyoruz. Işık toplayamıyor. Değil mi? Bazı durumlarda ama yeteri kadar ışık var mesela. Şu saat 12'de gündüz güneşin altında çekilmiş bir tane. Neyse. Oraya dokununca kurum geliyormuş. Neyse. Bir şeyler çıkmasın. Güneş ışığı varsa belki problem yok ama güneş ışığı yoksa problem olacaktır. Bazen de insanlar şunu istiyorlar. Bunu değil. Hangisi daha güzel görünüyor sizce? Üstteki mi alttaki mi? Üstteki niye? Çünkü arka taraftaki karmaşıklığı, çöpü, kötü yaprakları, sineği falan filan yok etmiş. Sadece ön taraf görünüyor. Senin konsantre olman gerekli yeri falan filan yapıyor. Bazıları üçkağıtçılar ne yapıyorlar? Şu resmi çekiyorlar, elleriyle arka tarafı bulanıklaştırıyor şeyin üzerinde. Photoshop'ta ki arka taraf bize çok fazla görüntüde dikkatimizi almasın. Sadece ön tarafı doğru yöneliyor falan. Elleriyle yapıyorlar. Tamam. İnsan gözünde aynı numara var. İnsan gözünde bakalım biraz önce arkadaşına bir tane söyledi. Şurası, şu kısım aperture'a benziyor. Burası iris. Tamam, burası retinamız. Irisimiz açılıp büyüyerek göze ne kadar ışık girip girmeyeceğine karar veriyor. Eğer dış ortamda ışık çok fazlaysa İyice kapatıyor iris kendisini. Göze çok az ışık geliyor. Işık yoksa dış ortamda, gece karanlıksa, mum ışığında falan bir şeyler okumaya çalışıyorsanız bu olabildiği kadar açılıyor. Iris. Bu da lensimiz işte burada. Lens ne işe yarıyor burada? Lens ışıkları, tamam mı? Şu retinanın üzerine düşürmeye yarıyor. Retinanın üzerine odaklı bir şekilde. Retina işte burada, bu çizdiğim yer. Yüz değil bizdeki şey, retina. Birazcık da bu burası. Şöyle. Ne olduğunu anladım. Şöyle sarı çizsem daha kalın çizeceğim. İşte burası retina. Retina bizde düz değil, böyle yuvarlak şekilde. Onun üzerine görüntüye odaklamak için kullanılıyor burası. Görüntüye odaklamak için.
Yani yakına baktığın zaman insan gözü de hisseder zaten. Yakına baktığın zaman oraya odaklanman belli bir süre alıyor. Uzağa baktığın zaman başka bir süre alıyor. Şöyle yaptığın zaman bir iki defa yaptığın zaman zaten gözünüzde bir şey ağrımaya falan filan başlar. Bir yakın bir uzak, bir yakın bir uzak. Uzağa baktığın zaman lens kendisini bırakıyor, daha serbest bırakıyor. Şu daha düz hale geliyor. Daha bir, yok ters mi söylüyorum. Yakına baktığın zaman şuradan kaslar geriliyor. Kaslar gerilince, tamam mı? Yakındaki objeyi görebiliyorsun. Uzağa bakmak için şu kaslar kendisini bırakıyor. Lens, yani uzağa baktığın zaman insanın gözünün rahatlamasının sebebi olur. Uzaklara baktığın zaman rahatlatmak için. Çünkü lensler kas kendisini bırakıyor. Gözü bozuk olanlar, miyop olanlar şey yapamıyorlar. Yani gözlerini uzağa bakmak için serbest bıraktığı zaman yakınları okuyabiliyorlar. Tamam mı? Hatta şuraya kadar içinizdeki kaç kişi olsun kim var sınıfta? 10 kişinin bu sınıfta en az 10 kişinin ya da 15 kişinin miyop olması lazım. İstatistikler bunu söylüyor çünkü. Çok yakını okuyabiliyorlar. Şu kadar yakından falan filan okuyabiliyor. Gözlerinde öyle bir problemler var. Pembe çok olan da yakını göremiyor. Uzaklar arası daha iyi anlamıyor. Miyopların problemi de tabi. Miyoplar uzakta zorlanıyorlar. Göremiyorlar. Tahtayı falan filan. Kaç kişi miyop burada? Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir kişi daha kalırsın. Ne olacak? Tam isim silpistin. Yani kaç miyoplar da vardır. Yani üstleşmiş toplumların 3'te 1 miyoptur. Yaklaşık %5'i de tam kaç miyop. Ona da kaldıramaz. Yani. Miyopların problemi o. Göremiyor. Lens mi takıyorsun? Lazer ameliyatı. Lazer çizdirdin. Artık evet. Tamam ben değilim diyorsun. Başta vardı. Göremedikleri zaman miyoplar uzağa ne yaparlar? Ya gözlük takarlar ya gözü çizdirirler ya da gözlük kısaltırlar. Niye böyle yapıyorlar? Niye böyle yaparlar? Işık az olunca ne oluyor ki? Buradaki şey biz değil miyiz? Evet. Daha çok hani noktada daha net oluyordu ya artık o mantıkta. Evet, aynen şöyle yapıyor. Şimdi insanın irisi kısmak insanın kendi kontrolü değil, refleks var. Işık çoksa kısılıyor, azsa açılıyor, tamam mı? Ayarlayamıyorsun. Ama göz kapağına şu şekilde bu iyi olmadı. Göz kapağına şu şekilde bloklayacak şekilde göz kapağı burada değil mi ya? Göz kapağını bu şekilde bloklayacak şekilde kısarsa ne oluyor? Gözünü pinhole kameraya çevirmiş oluyor böyle yaptığın zaman. Tamam mı? Böyle yaptığın zaman yakındaki şeyleri de daha rahat okuyabilirsin. Böyle yapman lazım. Tabii mükemmel yuvarlak yapamıyor ya. Böyle yatay, üst tarafı ve alt tarafı kısılmış bir şey yapıyorsun. Hiçbir şey okuyamamaktan daha iyidir tabii. Hiçbir şey okuyamamaktan daha iyidir. Yani miyopların uzakta da herhangi bir gözünde problem olan insanların, lens problemi olan insanların uzağa okumak için böyle yapmasının sebebi genelde budur. Esasında o deneyi yapmadım ben. Gerekirse o deneyi yaparak başlayalım. Gözünüzü böyle kırpmadan, kısmadan pinhole kameraya çevirmenin bir yolu var. Bu kağıt şey mi? Evet, kağıdan didik açıyorsun. Başka küçük bir kağıt yok. Beyaz kağıt daha yok. Şunu kağıdan yedik bana versene. Küçük olacak ya. Sen bak adam. Bir şey yalmışsın ama sen. Kurşun kalem mi? Kurşun. Ver. Kurşun kalem. Uç. Var değil mi? Tamam. Şimdi yapacağınız tek şey şunun bir kısmını iyice siyah boyuyorsunuz. Tamam mı? Burada ben size vereceğim. İyice siyah boyuyorsunuz ki oradan yansıma olmasın diye. Yaptıktan sonra da bunun üzerinde üzerinde bir tane kurşun kalemin ucuyla delik açıyorsunuz. Yalnız bu çok inceymiş ya. Başka bir yaparsam sabitliyor. Pinol'un. Hani pinol'un genişliği var ya o çok önemli. Ben de delik yaptım herhalde. Tamam. Şimdi yapacağım tek şey dünyaya şu delikten bakmak. Artık parmağımın üzerindeki detayları görebiliyorum. Bu mesafeden bende IPM drop var. Yani üstleşmiş toplumların %0.00 derinde oranında yok. Öğretiler ama gördüğüm tek ipometre bir insan benim. İpometre bir insan tanıyor musunuz? Benim işte o. Benden çok var bende. şey yapın. Şöyle diyeyim. Okuyacak bir yazı. Tamam şurada. Şunu
yaklaştırıyorum, bir şey okuyamıyorum burada. Şunu koyduğun zaman hepsi olduğu gibi gözümün önüne geliyor, görebiliyorum. Ve büyütüyor da. Deneyim bunu. Yaptığın tek şey bu. Şurayı siyah koymak önemli. Bir de pirhonun büyüklüğünü değerlendirin. Çok küçük yaptığın zaman göremiyorsun. Çok büyük yaptığın zaman o zaman şey yapmıyor. Çok büyük yaptığınız zaman da pinhole'lik efekti olmuyor. Bir lens gibi davranıyor yani esasında büyüteç falan filan gibi kullanıyor. Çok yakına getirdiğin zaman iyice göze dayayacaksın onu. Uzaktan bakmak yok, iyice göze dayıyorsun, tamam mı? Aynen şunu gibi yapıyorsun yani. Bunun gibi olması lazım. Uzaktan bakmak yok. Şöyle koyduğun şeyi, tamam mı? Ta buraya kadar koyduğun bir pinhole'nin sana bir faydası yok. Şurada şıkkine doluyor bunları. İyice dibine kadar getiriyorsun şuraya kadar. Şurada siyah boyadım ki burada yansıma da gözle buluşmasın. Tamam mı? Gözünüzü dolayısıyla pinhole kameraya gözünüzü pinhole kameraya çevirirse tabii miyoplar bu deneyi yapamayacak zaten. Adam buradan okuyor zaten. Okuyabiliyor musun? Var mı sizde miyop? Sende mi var? Var değil mi? Kim en miyop en yüksek kim var burada? kaç gözünde lens var mı şu anda gözünde? Ha, yok gözlük takıyorsun. Ne kadar yakından okuyabiliyorsun gözlüğünü çıkardığın zaman? Bu kadar. Yok değil ki, yok mu sende? Uzağım o kadar yüksek ki yakını yani şey yapamıyor. Anlayamadım ben senin gözlüğünü. Her neyse, tamam. Miyopların nerede? Tamam, çok yakına. Ve endüstrileştiği gibi, o nedenini bilmiyorlar. Endüstrileşmiş toplumlarda miyop %30'lar falan civarında. Herhalde apartman